Avrasya Hospital Şifa Kapısı'nın katkılarıyla hazırlanan Önce Sağlık başlıyor. İyi haftalar. Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz kalp sağlığı. Bilindiği gibi sevgili izleyenler, kalp ve damar hastalıkları hala dünyadaki ölüm sebeplerinin birinci sırasında yerini korumaktadır. Damar sertliği gelişimindeki risk faktörleri yapılan sayısız bilimsel araştırmalarda belirlenmiş, erken teşhis ve tedavi olanakları oldukça ilerlemiştir. Konu uzmanından damar sertliği nedir, risk faktörleri, tedavi aşamaları ve koroner bypass ameliyatları hakkında çok önemli bilgiler alacağız. Konuğum Avrasya Hospital Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doçent Doktor Ali Rıza Cenal. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam anonsumda da yaptığım gibi dünyanın birinci sırasında ölüm risklerinin arasında yine kalp hastalıkları yerini korumaktadır. Öncesinde dilerseniz damar sertliği nedir? Bununla başlayalım. Damar sertliği vücuttaki atar damarların çocukluktan itibaren başlayacak şekilde endotel tabakası, en iç tabakasının alt kısmında kolesterol birikimi, hücre birikimi gibi bir takım hücrelerin ve yağ dokularının oluşmasıyla damarın sertleşmesi. Yani tıbbi adı ateroskleroz diyoruz biz buna. Halk arasında damar sertliği deniyor. Zaman içerisinde bu endotel tabakası, yani iç tabakadaki bu birikimler, hücre birikimleri, yağ birikimleri zaman içerisinde artarak damarı tıkayabiliyor ya da onun çatlamasıyla ani kalp krizleri oluşabiliyor. Bütün patoloji bu. Peki hasta belirtileri şikayetinde size nasıl başvuruyor? Ya da belirtileri nasıl hastada belirliyor? Damar tıkanıklığı belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra, özellikle %70'lere ulaştıktan sonra kalbe kan götüren koroner damarlar, atar damarlar, bunların zaman içerisinde tıkanmasıyla, daralmasıyla, %70'lere, %80'lere çıkan daralmalar sonucunda kalbe yeterince kan gitmemesi sonucu vücudun buna reaksiyonu, en büyük reaksiyonu göğüs ağrısı. Göğüs ağrısıyla başlıyor. Tabii bu işte nefes darlıkları olabiliyor, çarpıntılar olabiliyor ama en büyük sebep, en büyük bulgu göğüs ağrısı. Göğüs ağrısıyı hissettiği zaman bir insanın muhakkak bir doktora başvurması lazım. Bunun tetkik edilmesi lazım. Yani göğüs ağrısı başka sebeplerden de olabilir. İlla da koroner kalp hastalığı olması gerekmeyebilir. Kas ağrısı olabilir. İşte kalp zarında problemler olabilir. Mide ağrısı olabilir. Yani bu tür ağrılar da böyle kalp ağrısıyla karışabilir. Bunları muhakkak ama ayırt etmek lazım. Bir kardiyoloğa başvurduğu zaman zaten işte ekokardiyografisiydi, efor testiydi ve eğer bunlar da şüpheli bir şey görürse de muhakkak koroner anjiyografiyle kesin teşhis konur. Teşhis konduktan sonra da eğer anjiyografi sonucunda koroner damarlarda ciddi bir darlık varsa, %60-70'in üzerinde kritik darlıklar var ise buna genelde iki alternatif var. Ya stent dediğimiz yöntemle, oraya anjiyo yöntemiyle stent koymak, bu damarı açmak, ya da koroner bypass ameliyatları ile oraya damar ilave etmek. Yapılan iki tane ana seçenek bu. Peki şimdi hasta şüphe yok etmesi için kardiyolojiye, kalp ve damar cerrahisi bölümlerine geldi. Teşhiste sizin belirttiğiniz göğüs ağrısının tanısı konuldu. Anjiyografi ve diğer tetkikler yapıldıktan sonra tedavi aşamasına geçildi. Evet. Sonrasında ilaç tedavisi öncesinde mi direkt anjiyo ya da bypass ameliyatı gerekiyor? Şimdi anjiyo bir teşhis yöntemi. Evet. Tabii. Şimdi anjiyo yönen teşhisi koyduktan sonra ondan sonra tedavi yöntemlere başlıyor. Seçenekler dediğim gibi genelde yani 3 seçenek diyebiliriz. Birisi ilaç tedavisi. Bazen çok kritik darlık olmuyor. %50'nin altında darlıklar oluyor. Ya da kritik darlık var ama çok küçük bir alanı besliyor. Belki müdahaleye gerek yok. Damar yapısı belki çok iyi değil.
Yani o tür durumlarda bazen ilaç tedavisi veriyoruz. Eğer stentin ve bypass'ın çok fayda görmeyeceğini düşünüyorsak o zaman ilaç tedavisi. Ama stent uygun ise ki bunu yapan kardiyolog arkadaşlar işte değerlendiriyorlar. Eğer stente uygun ise öncelikle stent tercih ediyorlar. Eğer stente çok uygun olmuyor her zaman. Aşama çok aşama. Çok damar da olabiliyor. Ana damar da olabiliyor. Birkaç damar da olabiliyor. Uzun damar olabiliyor. Bunlara bazen teknik olarak stent koymak mümkün olmuyor. Ya da çok damara stent bazen bypass'a göre daha dezavantajlı oluyor. Bu tür durumlarda o zaman bypass tercih ediyoruz. Peki şimdi anjiyografi görüntü anlamında, teşhis tedavi anlamında evet. Daha kolaylık. Hastanın sağlığı açısından bypass'ı daha çok eğer hastanın hikayesine uygunsa tercih ediliyor dediniz. Bypass tercih tabii yani uygunsa bypass yani şu günümüzde yani şu son özellikle 15-20 yıldır yani çok düştü risk oranları. Yani evet. Başarı oranları çok yüksek. Bypass'ın %1'lere falan düştü yani şu anda. Yani çok düşük riskle ameliyat ediyoruz. Bundan 20-30 yıl önce biraz riskle yüksekti. Teknoloji ilerlemesiyle birlikte sağlıkta da çok teknoloji önemli. Teknoloji ilerledi. Hem işte doktorlar da öğrendi. Yıllar içerisinde yapa işte bypass ameliyatları dünyada çok yaygın yapılıyor ve çok da başarıyla yapılıyor. Peki sırayla gidersek o zaman hocam. Bypass'la başladık. Bypass nedir? Daha sonra kimlere daha çok uygulanır? Bypass yani bir köprüleme Türkçe anlamı. Bir tıkalı yeri pas geçmek evet. Anlamında. Bir damarın bir yerinde diyelim ki tıkanıklık var ya da kritik bir darlık var. İlerisine kan gitmiyor. Ne yapıyoruz biz? Ana damardan, aort damarından bir damar alıyoruz. Ya da meme damarı ile bir damar alıyoruz. O tıkalı yerin ilerisine damar ilave ediyoruz. Damar ilave ettiğimiz zaman o tıkalı yerin bir önemi kalmıyor. Ve kan geçişi bu şekilde sağlanmış oluyor. Sorun çözülmüş oluyor. Evet. Peki Artvin'den bir izleyicimiz telefon attığımızda daha sonra diğer sorularımıza devam edelim. Duyabiliyor musunuz? Artvin'e sevgiler gönderiyoruz. Alo. Alo. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Cenal'le bugün kalp sağlığını sizler için konuşuyoruz. Hemen sorunuzu bekletmeden alalım. Hocamızla buluşturalım. Varis nedir? Anlamı nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Ve varis şarabı kullandığım zaman başka bir hastalıklara neden olabilir mi? Kalbe zararı olabilir mi? Bunları öğrenmek istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Varis atar damardan değil toplar damarlarda. Özellikle bacaktaki toplar damarlarda. Damarın genişlemesi ve görünür hale gelmesi demek. Yani varisler öyle çok kalp sağlığıyla çok sıkıntılı bir problem yaratmıyor genelde. Genelde varislerin çoğu sadece damarların genişlemesi şeklinde, görünür şeklinde. Çoğu genellikle çok bir sıkıntı yaratmıyor ama onların da bazen çok ilerlemesi sonucu ayakta şişmeler, ciddi şişmeler, yaralar çıkmasına kadar gidebiliyor. Bu o zaman biraz önem kazanıyor. O zaman muhakkak ameliyat, yani büyük ihtimalle ameliyat olması gerekiyor. Varis ameliyatları, yani genelde hemen hemen bütün varislere ameliyat yapılabiliyor. Yani çok basit yöntemlerle, cerrahi olarak, işte köpük dediğimiz yöntemleri damarın içine bir takım damar kurutucu maddeler enjekte ederek ya da işte lazer yöntemiyle varisleri çok rahat kolayca yok edebiliyoruz. Kalbe çok bir zararı yok. Varisin kalple çok bir ilgisi yok. Dediğim gibi sadece özellikle bacak damarlarında olan damar genişlemesi tedavisi de kolay. Yani çok problemli bir durum değil genelde. Evet, Artvin'e sevgiler gönderiyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizde. Peki hocam, telefon öncesi bypass'ı konuştuk. Peki koroner bypass nedir? Ameliyatları nasıl yapılmaktadır? Bypass ameliyatları dediğimiz gibi hastanın bir takım şikayetleri sonucu anjiyografi yapıldıktan sonra muhakkak anjiyografi yapılması şart. Birinci evet. Aşama yani kesinlikle anjiyografisi olacak. Biz anjiyografi izledikten sonra hastanın daralmış ya da tıkanmış damarlarını belirliyoruz. Hangi damarları nereleri yapacağımızı önceden belirleniyor. Evet.
Hasta bir gün öncesinden muhakkak hastaneye yatırıyoruz. Gerekli bazı tetkiklerimiz var muhakkak. Akciğer fonksiyonları çok önemli, böbrek fonksiyonları çok önemli. Onları değerlendiriyoruz. Boyun damarlarına, karotis damarlarına muhakkak onlara bakıyoruz. Hastanın genel risk durumlarını değerlendiriyoruz. Bu yapacağımız ameliyatın fayda ve zarar oranlarını değerlendiriyoruz. Eğer sonuç itibariyle hastaya fayda vereceğimizi düşünüyorsak, çok zarar vermeyeceğimizi düşünüyorsak bypass ameliyatlarını yapıyoruz. Bypass ameliyatlarında çoğunlukla yine kalp akciğer makinesine bağlıyoruz. Şu anda %70-80 civarında kalp akciğer makinesine bağlıyoruz. Bağladıktan sonra, kalbi durdurduktan sonra memeden aldığımız damarlar, bacaktan aldığımız damarlar ya da koldan aldığımız damarları kalbin o karı yerin ilerisine damarları ilave ediyoruz. Evet. Bazen kalbi durdurmadan, yaklaşık şu anda %20 civarında hastayı o şekilde yapıyoruz. Kalbi durdurmadan da yapabiliyoruz. Son yıllarda bu teknik de bayağı bir gelişti. Kalbi durdurmadan da kalp çalışır haldeyken 3 damara, 4 damara, 2 damara, tek damara o tür bypassları da çok kolaylıkla yapabiliyoruz. Peki bypass ameliyatlarında yaş sınırı var mıdır? Yaş sınırı yok. Yaş sınırı yok. Her yaşta 80 yaşın üzerinde çok yaptığımız hastalarımız var. Ama yaş arttıkça tabii risk artıyor. Evet. Yani çok yaşlı hastalara bypass yapacağımız zaman risk faktörlerini değerlendirmemiz lazım. Ya bu hastaya zarar mı veririz, fayda mı veririz, onu muhakkak bir değerlendirmemiz lazım. Eğer çok faydadan çok zarar riski çok fazla ise, hastanın çok şikayeti yok, kritik darlığı yok, hastanın da risk faktörleri çok fazla, böbreklerinde problem var, akciğerlerinde problem var, boyun damarları tıkanmış, öyle durumlarda o zaman bazen yapmayabiliyoruz. Bazen ilaç tedavisi, bazen stent, uygunsa stent tedavisi yapıyoruz. Ama genelde yani bypass yapılır, her hastaya yapılabilir yani, bir engel yok. Peki az önce koldan, bacaktan alınan damarlardan yapılan işlemlerden bahsediyorsunuz ama bypass ameliyatlarının çeşitleri var mıdır? Varsa çeşitleri ya bir klasik yöntem olarak kalp akciğer makinesine bağlayarak normal bu imam tahtası dediğimiz sternumu açarak Evet. Yaptığımız klasik yöntem bu. Demin de bahsettim, kalbi durdurmadan. Atan kalpte, çalışan Evet. Kalpte dediğimiz yöntemle yapıyoruz. İkinci yöntem bu, belki bunu söyleyebiliriz. Evet. Minimal invaziv teknikler var. Çok küçük bir meme altından bir kesi yaparak, yani çok damara, bir ya da iki damara o tür bypasslar yapılıyor. Ama çok sık kullanılmamakla birlikte yapılabiliyor. Bir de robot yöntemiyle, tamamen iç imam tahtasını açmadan, göğüs açı açmadan, kalbi durdurarak bütün damarlara yapılabiliyor. Robot çok yaygın değil. Dünyada da çok yaygın değil ama yapılabiliyor ve gittikçe de yaygınlaşmaya başladı. Nakle birlikte yani Türkiye'mizde çok yapılan bir yöntem değil. Şu anda klasik yöntem en çok yapılan yöntem şu anda. En çok tercih dünyada ediyorum. Da hala. Hala çünkü robotun hem maddi yönleri hem kullanım alanları hala çok daha tam genişlemiş değil. Evet, bir izleyicimiz Facebook üzerinden sorusunu yöneltmiş. Annesi yaklaşık 10 gün önce anjiyografi sonucunda 6 tane damarın tıkalı olduğunu tespiti evet, yapılmış. Evet. Sizin hastanenizde de ameliyat olacak ama biz nasıl ailecek hazırlanmalıyız diye sorusunu yöneltiyor. Yani hazırlanma tabii... Ailecek hazırlanmak gerekiyor hakikaten. Nasıl gerekiyor? Birincisi hastalığın kabullenmesi ve ameliyata inanması lazım. Yani bunlara inandıktan sonra ailecenin birlikte oturup Evet. Aile ve hasta birlikte karar verecekler. İşte nerede olacağız? Olacak mıyız? Nerede olacağız? Evet. Onlara bir karar vermeleri lazım. Psikolojik olarak kendini hazırlamalarında çok büyük fayda var. Ondan sonrası zaten bize ait. Yani hasta kendini bize teslim ettikten sonra biz zaten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün tetkiklerini en ince ayrıntısına kadar yaptıktan sonra, riskini değerlendirdikten sonra bunun adına ailemi de paylaşıyoruz, risklerini paylaşıyoruz. Sonuçta bu ameliyatların belirli bir riskleri var. %1 de olsa, 2 de olsa bir riski var. Onları paylaşıyoruz. Ondan sonra da ameliyatı yapıyoruz. Evet, yine bir izleyicimiz Gaziantep'ten. Şu an dikkatçe bizi izliyorlarmış. Bypass ameliyatı denildi teşhis sonucunda babama. Ama Evet. Biz babamı ikna edemiyoruz. Evet. Nasıl yardımcı olsun? Maalesef çok karşılaşıyoruz. Hastalar kabullenemiyorlar. Yani bunu kabullenmek de aslında önemli bir şey.
Yani durup dururken adisyen damarın tıkalı bypass ameliyatı deyince insanlar çekiniyorlar doğal olarak. Ama bu zaman içerisinde bence alışıyorlar. Evet. Bu hastalığına önce bir alışmaları lazım. Zaten şikayeti de var ise yürürken efor esnasında şiddetli göğüs ağrıları oluyorsa zaman içerisinde ikna oluyorlar. Yani ikna olmalarında fayda var. Evet. Çünkü olmazsa ileride tabii sıkıntılar başlıyor maalesef. Yine bir izleyicimiz, çok teşekkür ediyoruz. Az sonra telefon bağlantılarımızı da alacağız ama Twitter ve Facebook üzerinden sorularımı hocam izninizle yöneltiyorum. 61 yaşında 45 gün öncesi kalp ameliyatı oldu babam. Evet. 2,5 haftadır da göğüs kafesinin orada bir ağrı devam ediyor. Evet. Normal midir diye size soruyorum. Normaldir. Göğüs kafesi dikildikten sonra onanın kaynaması yaklaşık 1,5 ayı falan buluyor. Evet. O 1,5 ay içerisinde orada çelik tellerle bağlıyoruz o göğüs kafesini. Yani ister istemez o bölgede ağrı oluyor. 1-1,5 ay olur. Evet. Hatta bu bazen daha da uzayabiliyor. Bazen bayan hastalarımızda böyle kemik erimesi olan, osteoporozi olan bayan hastalarımızda bu ağrılar biraz daha fazla sürebiliyor. Çok çekip korkmamak lazım. Zaten o 1,5 ay içerisinde kemik tam kaynadıktan sonra, hareketleri falan da serbestleştikten sonra kolay kolay bir problem olmaz. Korkmasınlar. Evet. Birçok izleyicimizin ortak sorusu da hocam. Kol ve damardan alınan, koldan ve bacaktan alınan damarları kullanıyorsunuz. Neye göre tercih yapılıyor? Sonrasında vücutta bir zararı olur mu? Sıkıntı yok. Yaratır mı diye sıkıntı sorular yok. Var. Birincisi zaten rutin olarak eğer çok ciddi bir engel yok ise meme damarlarını kullanıyoruz. Evet. Bir tanesini ya da iki tanesini muhakkak kullanıyoruz. Onun dışında damarların yapısına göre, uzunluğuna göre koldan ve bacaktan tercih ediyoruz. Yani çok özel bir ayrım yok. İkisi de kullanılabilir yani. Yine bir izleyicimiz hocam. Babam ikinci kez bypass ameliyatı olacak. Vücudu evet. Kaldırır mı? Tekrarı oluyor mu bypass ameliyatlarının evet, sonrasında? Evet. Yani iki kez, üç kez, dört kez yapılabilir. Eğer gerekiyorsa damarlar hakikaten tam tıkanmış, hastamızın da çok şikayeti var ise, göğüs ağrıları çok var ise, yani ikinci kez de ameliyat olabilir. Yani ikinci kez ameliyatlar birincisine göre teknik olarak biraz zordur. Riski normale göre biraz yüksektir. Ama yani yine de çok yapılabiliyor, çok güvenle yapabiliyoruz. Şikayeti var ise olmasında fayda var. Peki yine bir izleyicimiz size sorusunu yöneltmiş hocam. Diyor ki şu an dikkatlice dinliyoruz. Aliza hocamın hastasıyız. Sürekli tetkiklerimizi ailecek yaptırıyoruz. Benim ailemde şeker ve kalp var. Anjiyografi yapılacakmış. Sonrasında evet. Korkumuzu nasıl yenebiliriz? Ailede genetik faktörler var. Vallahi genetik faktörü varsa korkmakta fayda var. Yani çünkü genetik faktörü şu anda bana göre yani birinci sırada en önemli faktörlerden bir tanesi. Genetik faktörü varsa ne yaparsanız yapın, işte diyetinize dikkat etsiniz, ilaçları da kullansanız, spor da yapsanız maalesef evet. Yine yakalanabiliyorsunuz bu hastalığa. Tabii bu tür risk faktörü genetik olarak çok yatkın ailelerin diğer bireyleri yani dikkat etmelerinde fayda var. İşte efor testiydi, ekosuydu, sintigrafisiydi ve nihai olarak da koroner anjiyografisini kardiyolojinin tavsiyesiyle yaptırmalarında fayda var. Zaten teşhis konduktan sonra iş biraz daha kolay. Yani teşhis konmadan ani kalp krizleri bizim için en çok sıkıntı yaratan problem şu anda. Zaten teşhisi koyduktan sonra problemi çok büyük oranda çözüyoruz. Ama işte teşhisi koymak lazım. Önceden işte doktora gidip gerekli tetkikleri yaptırıp ne var ne yok problemleri ortaya çıkarmak lazım. Hocam sağlık ihmale gelmez. Erken teşhis hep yayınlarımıza evet, vurguluyoruz. Teşhis, hayat evet. Kurtarır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değiliz diyoruz ama bazen dönemsel hepimiz ihmal edebiliyoruz. Evet, etmemek lazım. Buradan uzmanlar uyarıyor sevgili izleyenler. Biz de uzmanların sesi olaraktan lütfen sağlığımıza önem verelim diyoruz. İstanbul'dan Salih Dinç şu an telefon attığımızda. Salih Bey duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hocama birkaç sorum olacaktı. Evet. Bu kalp krizi genetik midir? Kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız, bunu hisseder miyiz? Ya da bu kalp krizi geçirir de bunu anlamadan ileride kendi kendine
Düzelir miyiz? Kalıcı hasar bırakır mı? Bunu öğrenmek isterim hocama. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Kalp krizi tabii bu damar sertliğinin maalesef dediğim gibi genetik yönleri çok. Yani kalp krizi bu damar tıkanıklığı olanların hepsi kalp krizi geçirecek diye bir kaydı yok. Ama o demin anlattığım o damar sertliğinden dolayı damarın içindeki o yağ ve hücre birikimleri zaman içerisinde ani bir şekilde çatlaması sonucu çatlayınca oraya vücudumuzun oraya kan pıhtı hücrelerini yollayarak o damarı tıkanması sonucu kalp krizi oluşabiliyor. Kalp krizi oluştuğu zaman damar tam tıkandığı için kalbe o bölgesine damarı beslediği bölgeye yeterince kan gitmediği zaman tabii orada hücreler ölmeye başlıyor ve ciddi ıstırap çekiyorlar. Ve bunun yansıması olarak da en büyük bulgumuz göğüs ağrısı. Şiddetli göğüs ağrısı olur kalp krizi geçiren hastalarda. Olduğu bölgeye göre değişmekle birlikte genellikle göğüs tahtasının altında çeneye doğru yayılan, sol kola doğru yayılan, bazen kalbin arka kısmındaki damar tıkanıklıklarında böyle mide ağrısı gibi yansıyabilir. Böyle safra kesesi gibi, mide ağrısı gibi yansıyabilir. Ama bu tür ağrıları da genelde kalp krizi ağrısı şiddetlidir. Bazen şeker hastaları gibi sinir uçları böyle hasar gören ileri şeker hastalarında bazen kalp krizini anlayamayabiliriz. Çok ağrı duymayabiliriz. Bunlar sessiz kalp krizi diyoruz. Kalp krizi tabii ki olduğu zaman kalp çok büyük hasar görüyor. Yani tabii burada damarın hangi damarın tıkandığı, nereden tıkandığı, damarın beslediği alanın büyüklüğü önemli. Yani bir şekilde hasar görüyor. Eğer erken müdahale edilmezse, o damar tam açılmazsa oradaki hücrelerin büyük bir kısmı maalesef ölüyor. Bu öldüğü zaman da o kalbin o bölgesi kasılma kabiliyetini, oradaki kas hücrelerinin ölmesi sonucu kasılma kabiliyetini kaybediyor ve buna bağlı olarak da problemler başlıyor. İleride kalp yetmezlikleri gibi, işte kapak hastalıkları gibi problemlere başlayabiliyor ve en daha kötüsü bu kalp krizi geçirme anında kalbin ani durması riski var. Ventriküler fibrilasyon diyoruz biz buna. Durduğu zaman da maalesef ölümle sonuçlanıyor. Kimine şans gidebiliyor, kimine de dediğiniz gibi hasar. Bazen işte özellikle gençlerde böyle ani kalp krizleri işte en tehlikelisileri bunlar. Teşhis konulmadan önce böyle kalp kriziyle geldikleri zaman yani özellikle büyük damarı tutmuşsa, çok büyük bir alanı besleyen bir damar tıkanmışsa maalesef yani hastaneye yetişse bile kurtaramayan biliyoruz. Peki son yıllarda genç yaşa kadar inmesi kalp sağlığındaki sorunların? Yani muhtemelen eskiden de vardı ama tabii şimdi genç yaşlara kadar inmesinin bana göre en büyük sebeplerinden sigara. Yani sigara çok bu işi hızlandırıyor. Sigara içenlerde hem kalp krizi geçirme riski artıyor. Evet. Yani içenle içmeyen arasında bir 3 katı kadar bir risk var. Kalp krizi geçirme riski ve aynı zamanda damar sertliğinin ilerlemesine ve hızlanmasına da sebep oluyor sigara. Onun için belki genç yaşlarda olmasının belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Sigara. Sigara maalesef. Evet. Peki Mudanya'dan bir izleyicimiz, benim babam bypass ameliyatı olacak fakat kalp krizi geçireli 15 yıl oldu. Evet. Şimdi ise damarları tıkandı. Babamın dolu olan damarlarda değil de boş olan damarlarında sorun varmış. 5 tane damarı işlem yapılacak. Lütfen yardım eder misiniz? Size nasıl ulaşabilirim diye. Tabii yani hastanın bir önce bir görmemiz lazım tabii. Bir gelecek, bir tetkiklerini yapacağız, ekolarını yapacağız, kalp fonksiyonlarını göreceğiz, genel durumunu göreceğiz. Eğer onlarda hakikaten çok kritik darlıkları var, diğer damarlarda ciddi darlıkları var, kalp çok büyük hasar görmemiş, yani bizim ameliyat yapmamızı engelleyecek kadar kalp fonksiyonları çok bozulmamış ise, muhtemelen anjiyosu da yapılmıştır tahminim, onu söylediklerine göre. Evet. Anjiyoyu değerlendirip, pasiyi de değerlendirdikten sonra ameliyat yapabiliriz. Yapabilir. Peki yine bir izleyicimiz Facebook üzerinden hocam. Şeker hastasıyım. Şekerler 500'lerde anjiyo sonrasında bypass kararı çıktı. Evet. Ama ben şeker hastası olduğumdan dolayı endişeliyim. Yok. Yani şeker hastalığı bypass'ı engel değil.
Yani risk faktörlerini tabii biraz artırıyor şeker hastalarında. Risk faktörleri çok az bir artış var. Ama yani bizim zaten hastalarımızın %70-80'i şeker hastası. Evet. Yani bypass yaptığımız hastaların. Sadece yara iyileşmelerinde biraz gecikmeler olabilir falan ama yani kesinlikle engel değil. Ama şekeri muhakkak kontrol altına almak lazım. Yani 500'lerde falan zaten bypass'ı almıyoruz. Önce onu bir kontrol altına alıyoruz. Normal seviyeye getirdikten sonra bypass yapıyoruz. Eğer çok acil değilse, acilse muhakkak alıyoruz tabii ama. Ameliyata uygun olmadığı sürece zaten siz tabii bekledin. Yani dediğim gibi zaten hasta önce yatıyor, tetkiklerini yapıyoruz. Bütün kan telleri, böbrek fonksiyonları, işte şeker düzeyleri, beyin damarları, akciğer fonksiyon testleri, evet, hepsini değerlendiriyoruz. Ona göre zaten karar veriyoruz. Yani bypass ameliyatları öyle hemen gözü kapalı yapılacak ameliyatlar değil. Muhakkak çok iyi tetkik etmek lazım. Evet. Yine İngiltere'den bir izleyicimiz Mehmet Bey, kolesterol kalp sağlığını tetikler mi? Genetik olarak ailece kolesterol hastasıyız diyor. Evet, maalesef. Yani şu anda yani ailesel faktörlerden bahsederken zaten bu ailesel olarak bu damar sertliğinin olması sebebinde en büyük sebebinde ailesel olarak kolesteroller de yüksek. Evet. Yani genelde de bu kolesterol problemi olanlarda bu maalesef şey devam ediyor ve kolesterol çok önemli. Yani kolesterolünü düşürmeye yönelik tabii bir takım yöntemlerimiz var, ilaçlarımız var, işte egzersizimiz var, diyetimiz var. Bunlara rağmen bile tamamen düzeltemeyebiliyoruz ama mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışmak lazım. Ve dediğim gibi bu yüksek ailede de risk faktörleri var ise bir kardiyoloğa görülmesinde fayda var. Evet. Peki çok fazla kilolu izleyicilerimizin mesajları var. Evet. Kilo Kilo maalesef risk faktörlerini artırıyor. Nasıl artırıyor? Birincisi kilolu hastalarımızda tansiyon yüksekliği ve şeker çıkma olasılığı artıyor. Evet. Yani birinci olarak en basit de bu. Yani kilo artışı şeker hastalarını tetikliyor. Şeker hastalığı zaten çıktığı zaman damar yapısı son derece hızlı bir şekilde bozulmaya başlıyor ve bu damar sertliği maalesef hızlı bir şekilde artıyor. Tansiyon yüksekliği aynı şekilde artıyor. Kolesterol de genelde bu tür hastalarımızda biraz daha yüksek oluyor. Onun için kilo sağlık açısından, kalp sağlığı açısından son derece önemli. Yani sporumuzu işte yapmamızda çok büyük fayda var. Diyetimizi yapmamızda çok büyük fayda var. Evet. Çok fazla ortak cevap olursa hocam, ritim bozukluğunu soran izleyicilerimiz var. Ritim bozukluğu nedir? Neden oluşur? Tedavisi? Ritim bozukluğu yani çoğunluğunda çok kalpte çok büyük bir problem yok. Ritim problemlerinde yani çoğunda çok ciddi bir problem yok. Özellikle genç yaşta olan hastalarımız bazen işte çarpıntılarla, evet, falan geliyor. Onların genelde bakıyoruz, ekolarına bakıyoruz, efor testlerini falan yapıyoruz. Genelde bakıyoruz, çok ciddi bir problem yok. Bazen bazı özel ritim bozukluğu hastalıkları var. Onlar, evet, önemli olabiliyor. Onları zaten hemen tespit edebiliyoruz. Bazen özellikle ileri yaşlarda gelen ritim problemleri kalp hastalığı ile ilgili olma ihtimali yüksek. Onların muhakkak tetkik edilmesi lazım. Gençlerdeki olanlarda genelde çok korkmuyoruz ama bazen kapak problemleri olabiliyor. Doğuştan kapaklarda problem olabiliyor. Hipertrof kardiyomiyopati dediğimiz bazen kalp kaslarında kanlaşmalar, bunlar ciddi problem yaratabiliyor. Kalpte delik olabiliyor, bunlar ritim problemi yaratabiliyor. Bunlar muhakkak bir ekokardiyografiyle muhakkak bir tespit etmek lazım, yani bir problem var mı yok mu. Eğer ekokardiyografi genç hasta, ekokardiyografisi normal, koroner kalp hastalığı şüphesi yok ise bunlar çok çoğunluğu ilaçla çok rahat kontrol altına alınabiliyor ama bazen dediğim gibi önemli olabiliyor. Onu zaten kardiyolog arkadaşlar çok rahat tespit ediyorlar. Ona göre tedavisini düzenliyorlar. Korkulacak bir şey yok ama tedbirde. Muhakkak. Muhakkak bir doktora gitmesi şart yani. Evet. Çarpıntısı da olsa. Peki yine bir izleyicimiz, iki kere anjiyo oldum. Şu an iki damarımda stent var, evet, ama kendimi yine eskisi gibi sağlıklı hissetmiyorum. Yürüyüş, evet, esnasında yorgunluk ve çöküntü halim var. Acaba damar tıkanıklığım devam ediyor olabilir mi? Yani stent takıldıktan sonra... Kiloluymuştu hocam, kilo, evet, var. Ve yani kilo belki hastası. O hani nefes darlığı, halsizlik belki kilo ile ilgili olabilir. Göğüs ağrısı olup olmaması önemli. Eğer yani stent takılmış ise günümüzde çok stent teknolojisi ilerlemesine rağmen ilaçlı stentlerin
günümüzde çok yaygın kullanılmasına rağmen bile 6 ay içerisinde %10-15 civarında stentlerin hala tıkanma riski var. Evet. Onun için stent takılan hastalarımızın biraz dikkat etmeleri lazım. Eğer tekrar göğüs ağrıları başlamış ise tıkanma olasılığı çok yüksek. Tekrar bir anjiyo gerekebilir. Eğer göğüs ağrısı var ise. Ve zaten kardiyolog arkadaşlar stent takan hastaları zaten rutin kontrollere çağırıyorlar. Rutin kontrollerde işte efor testi, ekoydu onlar bakılıyor. Eğer onlarda şüpheli bir durum görülürse tekrar anjiyo yapmak gerekebiliyor. Evet. Peki devam edeceğiz. Bulgaristan'dan Metin Altın çizmiş şu anda da telefon hattımızda. Metin Bey duyabiliyor musunuz? Evet duyabiliyorum. Çok geçmiş olsun. Hemen sorunuzu hocamıza buluşturalım. Tamam iyi günler. Bu hocam kalp krizi ile panik atak arasında bir fark nasıl anlaşılıyor? Kalp kriziyle? Panik atak. Panik atak evet. Evet. Yani panik atak evet. Da çok sık gördüğümüz bir durum. Yani panik ataklı kişiler genelde kalp kriziyle, kalp krizinin geçirdiğini sanarak hastaneye başvuruyorlar. Evet. Burada tabii şimdiki hastaya kalp krizi şüphesiyle geldiği zaman bizim bazı tetkiklerimiz var. Ne yapıyoruz? Öncelikle birisi EKG çekiyoruz. EKG'de kalp krizi bulguları var ise çoğunlukla %90 tespit ederiz. Evet. Ondan da şüphelenemedik. Hala göğüs ağrısı var ise... bazı kan tellerimiz var. Enzim değerlerine bakarak kalp krizi geçirip geçirmediğini anlayabiliyoruz. Yani bu EKG ve kalp enzimlerine bakarak %80-90 bir ön fikrimiz oluyor. Ama buna rağmen bile hala yine yanılma ihtimali olabilir. Eğer ailede ciddi hastada ciddi risk var ise kolesterolü çok yüksek, aile hikayesi var, sigara içiyor ise yani ileri tetkik açısından en son nihai olarak anjiyona kadar gidebilir iş. Ama hasta genç hasta, risk faktörleri çok yok. Zaten EKG'lerine bakıyoruz normal, her seferinde normal çıkıyor, enzimleri normal çıkıyor. Bu tür hastalara o zaman panik atak olduğunu koyduktan sonra o zaman genelde bir psikolog arkadaşa yönlendiriyoruz. Muhakkak onların da ilaç tedavisi alması gerekiyor. Yani bu ilaçsız biraz zor. Yani benim yakınlarımda da oldu çok. Maalesef tedavisi de zor, öyle basit değil. Zaten ilaç... size gelene kadar bir süre geçiyor değil mi hocam? Geçiyor. Yani genelde anlaşılıyor. Panik atak olduğu anlaşılıyor. Ama ihmal etmeyin. Metin Bey tabii. Yine de yani zaten birkaç kez doktora gittikten sonra zaten her seferinde bir şey çıkmadığı zaman özellikle anjiyo yapıldı hiçbir şey çıkmadıysa zaten o zaman panik atak kesinleşiyor. Kesinlikle. Peki geçmiş olsun. Bulgaristan'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine diğer sorularla devam edelim hocam. Dedemi geçenlerde kalbim sızlıyor diye doktora götürdük. Hastanede iki damar tıkalı dendi anjiyo sonrasında. Evet. Ne yapmalıyız? Ameliyat için 85 yaşı biz... Şimdi 85 yaşında kardiyolog arkadaşlar anjiyosunu yapmışlar. İki damar tıkalı olduğunu tespit evet. etmişler. Hastanın şikayeti, genel durumu bizim için önemli. Şimdi 85 yaşında olması tabii ameliyata engel değil. Hasta 85 yaşında ama dinçtir, hayata bakışı iyidir, normal günlük işlerini yapıyordur, hayata bağlıdır, aktif bir hastadır. Eğer damarları çok kritik ise, kalp krizi geçirme riski var ise ve hastanın da günlük hayatını çok etkiliyorsa evet. bypass olmasına fayda var. Biz bütün hastalara bypass ameliyatı yapıyoruz. Ama genel durumu çok düşkün, kalkamıyor, yürüyemiyor, risk faktörleri çok yüksek. Hasta riski çok yüksek ise o zaman ilaç yönelik ya da stente yönelik tedaviye doğru kayabiliyoruz. Evet yine ortak mesajlarda hocam stent hayat kurtarıyor mu? İkinci Tabii. kez stent takıldı. Ama bir dahakine bypass'a geçme korkusu var diye gelen mesajlara. Olabilir. Yani stent tabii ki hayat kurtarıyor. Özellikle kalp krizine gelmişse hasta o anda. Evet. Acil olarak kardiyolog arkadaşlar hemen anjiyoya alıp onu stentle açabiliyorlar. Tabii ki bu hayat kurtarıcı bir yöntem. Ya da kritik darlığı var stentle açıyorsun tabii ki önemli. Ama dediğim gibi stentlerin bir %10-15 bir tekrar tıkanma riski var. Tekrar anjiyo riski var. Tekrar stent takılabilir ya da bypass'a dönebilir. Onu artık anjiyo sonucuna göre kardiyolog
arkadaşlar ve cerrah arkadaşlar beraber değerlendiriyoruz. Evet. Peki koroner bypass ameliyatı geçiren bir hastanın ameliyat sonrası nasıl kendisine dikkat etmesine ilişkin? Koroner bypass ameliyatlarından sonra tabii bir hastanın problemi büyük ölçüde çözülüyor. Biz damar ilave ettiğimiz zaman evet. Hastanın bir göğüs ağrıları kayboluyor. Hasta bizim için ilk bir ay önemli. İlk bir ayda işte kemik ağrıları olabiliyor. Biraz işte yan ve göğüs hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Yan yatmaması gerekiyor. Onları evet. Bittikten sonra normal sağlık problemi gibi hastanın işte eforunu, düzenli egzersizlerini yapması gerekiyor. Diyetine dikkat etmesi gerekiyor. Kolesterolünü sıkı takip etmesi gerekiyor. Şeker hastası şekerini sıkı takip etmesi gerekiyor. Tansiyon hastası muhakkak tansiyonunu her gün ölçmesi gerekiyor. Yani bu dört temel şeyi muhakkak takip edilmesi gerekiyor. Tansiyondu, şekerdi, kolesteroldu ve egzersiz. Bizim için son derece önemli. Muhakkak günlük 35-40 dakika, 50 dakika yürüyüş yapması haftanın en az 3-4 günü muhakkak tavsiye ediyoruz. Bunları yaptıktan sonra hastalarımız genelde uzun yıllar çok sıkıntısız, yani bypass sonucu çok iyi seyrediyorlar. Evet, kontrol olarak da 6 ayda bir mi siz bu tabii biz önce bir hafta çağırıyoruz, birinci ayında bakıyoruz, üçüncü ayında bakıyoruz, 6 ayda bir bakıyoruz. Nelere bakıyoruz? Hastanın şikayetlerini değerlendiriyoruz. Şikayeti var mı yok mu? Tekrar göğüs ağrısı başladı mı başlamadı mı? Bu önemli. İşte şekerleri nasıl gidiyor, tansiyonu nasıl gidiyor, kolesterolü nasıl çıkıyor? Bunların hepsini tabii takip edilmesi gerekiyor. Evet. Yine ortak mesajlarda hocam... Hiç mola vermeden çalışan kalbimizin hiç belirti vermeden kalp kriziyle karşı karşıya gelmesi ailelerde üzüntü yarattığını hepimiz dönemsel şahit olabiliyoruz. Evet. Son zamanlarda kalp krizinin artması ve bizim aileye de gelmesi diye gönderen izleyicilerimiz de soğuk havada daha çok mevsim geçişlerinde etki yani yapıyor. Soğuk hava damar yani çok soğuk havalarda tabii damarın büzülme. Evet. Şey artıyor. Yani biraz çok soğuk havalarda böyle yürüyüş esnasında biraz dikkat etmek. Çok soğuk havalarda böyle sert yürüyüşler yapmamak lazım. Yani bir miktar artırabilir ama yani tabii esas problem o değil. Yani o damarın sadece büzülmesine biraz sebep oluyor ve yani bir miktar kalp krizine katkıda olabilir. Ama yani esas sebep tabii soğuk hava değil yani. Peki ameliyat geçiren bir hasta spor olarak hangisini tercih etsin? Biz daha çok uygun. Yürüyüş tavsiye ediyoruz. Yürüyüş, düz yürüyüş. Böyle hafif tempolu. Böyle bir terleyecek şekilde. Yani aşırı böyle koşmaya falan çok tavsiye etmiyorum. Böyle ağır sporlar falan hiç gerek yok. Bize düz yürüyüş yapsın yeter. Evet. Peki yine bir izleyicimiz öncelikle iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Geçen aylar anjiyo oldum. Tekrar anjiyo için çağrıldı. Ne yapmalıyım? Bypass denilirse hazır değilim. Yani geçen aylar anjiyo olduysa tabii ne çıktığını bilemiyoruz. Tekrar niye anjiyo istediler? Yani normalde böyle peş peşe anjiyo yapılmaz. Muhtemelen bir takım problemleri gördüler. Evet. Ya stent önerdiler, belki bypass önerdiler. O zaman bilmiyorum ne çıktığını. O zaten hazır hissetmiyormuş kendisini. Belki çekimsel... Yani tekrar peş peşe anjiyo normalde çok önerilen bir şey değil. Yani bir anjiyoda ilk bir şey çıktıysa zaten normalde ona müdahale etmek lazım. Eğer ciddi bir problemi yoksa tekrar anjiyo normalde yapılmaz. Ama yapılıyorsa muhtemelen bir problemi var. Bypass'ın da korkmasın. Bypass son derece güvenli bir ameliyat günümüzde. Şimdi ameliyat toplumda denildiği zaman korkutan evet, bir cümle evet. Hocam. İstersen bazen hastalar söylüyor ben yarım kalıyormuşum diyor. İşte bypass yaşı olan 10 yılda ölürmüş. İşte 5 yılda ölürmüş falan böyle efsaneler var. Yok öyle bir şey yok. Bypass yaptıktan sonra bizim genel olarak bizim izlenimimiz dünyada da genel izlenim ve bilimsel araştırmalar bypass'ın son derece faydalı olduğu 10 yıl, 15 yıl hastalar çok sıkıntısız idare edebiliyorlar. Belki ömür boyu sıkıntısı idare edebiliyorlar. Öyle şu zamanda öldürürüz, bu zamanda öldürürüz diye bir kaydı yok. Ama tabii bu bypass yaptığımız damarların tıkanma olasılıkları var yıllar içerisinde. Evet. Onları da kontrol ediyoruz. Gerekirse onlara tekrar stent yapabiliyoruz, tekrar bypass yapabiliyoruz. Ama her halükarda hiç müdahale edilmeniyle bypass yapılan arasında çok fark var. Yani bypass her halükarda muhakkak eğer kritik darlıkları ve endikasyonu varsa bu bypass'tan korkulması. Doktorun yani, dediğini dinlemekte. Tabii tabii. Yani aynen. Şu anda %1'in altında riskle yapıyoruz. Yani yaptığımız hastaların 100 tanesinde bir tanesinde problem olabiliyor. Yani olabilir.
Ama %99 hastalarımız sorunsuz ve daha konforlu bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Evet. Peki yine bir izleyicimiz, benim babam 64 yaşında, birden rahatsızlandı, üşütme diye hastaneye götürdü. Evet. Babamı acil aldılar, 7 gün içinde kalp damarda tıkalı, gözetim altında tutulmuş. Evet. Kolundan önce denediler, olmadı, damar açılmadı, hemen acil ameliyat dediler. Yoksa evet, yaşamayacaktı. Evet, çok teşekkür evet, ediyoruz hocalarımıza demiş. Evet, evet, tabii, bypass tabii, ameliyatı olmuş, 3 damar yenilenmiş. Evet. Öksürük var şu an ve uykusuzluk sonrasında oluyor mu? Öksürük olabilir. Genelde bizim bu bypass ameliyatlarında akciğer fonksiyonları bir miktar bozulur. Bazen atelektaz dediğimiz bazı yerleri söner. Zaman içerisinde düzelir. O zaten daha yeni olmuş. Evet. Hiç korkacak bir şey yok. Uykusuzluk da bizim olağandır. Zaman içerisinde düzelir. Yani uykusuzluk çok büyük bir problem değil. Belki evet, ilaçlarla düzelebilir yani. Evet. Peki geçmiş olsun diyelim izleyicimize ve İstanbul'da. Tabii kurtarıcı, hayat kurtarıcı yani. Kesinlikle. Bazen, evet. Sizlerin ellerine, emeklerine sağlık hocam. Hakikaten zor bir iş yapıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Bizim için zevki. Ama bizler için de bir o kadar. Yani biz valla çok mutlu oluyoruz. Bazen hastalara geliyor, damarı koptu kopacak, her an kriz geçirecek. Çok bazen şiddetli göğüs ağrısından geliyor. Yani müdahale etmesek aslında 2-3 gün içerisinde belki de hayatını kaybedecek. Çok ciddi kriz geçecek. Onu biz işte bypass yapıyorsa aslında sonra yıllarca bakıyorsun, takip ediyoruz. Bizim için mutluluk verici bir şey. Kesinlikle hayat kurtarmak. Evet, 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 evet. Kesinlikle hocam. İstanbul'dan Hasan Tez yetiş şu anda da telefon attığımızda. Evet. Hasan Bey geçmiş olsun, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Sizi hemen dinleyelim, hocamızla buluşturalım sorunuzu. Şimdi şöyle, ben 40 sene sigara içtim. Evet. 40 sene sigara içtim. 3 sene oldu sigarayı bırakalı. Ondan sonra 3 sene sonra kalp krizi geçirdim. Evet. Şimdi dedi kalpte ödem var, su var. Evet. 3 tane deyip derdiler göğsünün, kalbinin altından. Evet. Su aldılar. Evet. Şimdi bu kavanoz koydular. Bunların şimdi bir tanesi ağrı yapıyor ortadaki. Yani tabii kalp krizi çıkarttılar. 3 sene evvel, 2 sene evvel ameliyat oldum. Bypass ameliyatı. Üzüldüğüm zaman kalpte hafif bir göğüste diyeyim ağrı yapıyor. Yani yürüme konusunda aşağı yukarı bir saate yakın yol yürüyorum. Şimdi evvelden kilom azdı. Şimdi biraz bir kilo aldım. Acaba o fark eder mi? Kilo çok fark eder. Şimdi ama yol yürüyorum. Kolesterol vardı. Kolesterol hapı vermediler. Yani kolesterol düşükse vermeyebilirler. Bir tane kalp hapı verdiler. İki tane hapı verdiler. Evet. Ondan sonra şimdi yol yürüyorum. Ben yürüyorum. Çok güzel. Yani. Heyecanlandığı zaman ortadaki kablo yeri, yani bağlantı yeri abi ağrı yapıyor. Ya bağlantı yeri... Ellediğim zaman, ellemediğim zaman bir şey yok. Evet, ya bağlantı yerindeki ağrı muhtemelen kalple ilgili değildir o ağrı. Efendim? O bağlantı yerindeki ağrı büyük ihtimalle kalple ilgili değildir. Yani bizim için öyle bir efor esnasında bir ağrım var ise önemli. Şimdi, yani yürüdüğü zaman göğsünde yanma şeklinde belki hani kalp yeri belki biliyorsunuz. Yanma yok, yok. Sinirlendiğim zaman hafif çarpıntı yapıyor. Ama normal. Sinirlendiği zaman çarpıntı olması falan onlar normal bulgular. Yani normal insanı da sinirlendiği zaman çarpıntı olur. Ona çok korkmamak lazım. Bizim için özellikle bypass'tan sonra efor kapasitesi son derece önemli. Eğer eforunuz bir saatten yürüyüş yapabiliyorsan bence çok iyi yani. Şimdi dediler ki bana günde aşağı yukarı 15 dakika yol yürüyeceğim. Ben şu anda aşağı bir saat, iki saat yol yürüyorum. Çok güzel, çok güzel. Yani çok bir sorunum yok o konuda. Ama şimdi göğsümde bir şey yok o kablonun girdiği yerde. Ellediğim zaman hafif yapıyor. Ama bak, normal o. Orada sürüşler şey olur. O zaman içerisinde düzelir yani. Onu çok kafanıza takmayın. O çok önemli değil. Şimdi bir ara doktora gittim. Dedi ki kalp kapasitesinde sorun var. Hani 3 ayda bir tedaviye gelmen lazım. Bir gittim. Şimdi aşağı yukarı 3 ay 4 ay oldu tedaviye gitmedim. Şimdi yani, acaba kalp kapağında bakmak sorun. Bakmak lazım. Çünkü özellikle kalp krizlerinden sonra. İkinci bypass'ı engeller mi? Yani çok engel değil. Şöyle yani kalp krizlerinden sonra özellikle siz daha önce bir kalp krizi geçirmişsiniz. Çünkü kalp krizinden sonra bypass olmuşsunuz. Böyle kalp krizlerinden sonra kalp bizimkiler hasar görüyor ve buna bağlı olarak da kapaklarda zaman içerisinde problemler gelişebiliyor. Bunları genelde takip ediyoruz. Eğer o kalp kapaktaki kaçak ya da darlık neyse çok ciddi boyutlara ulaşılmış ise ve kalbe çok zarar veriyor ise ve size de çok şikayet yapıyorsa o zaman belki müdahale gerekebilir. Ama genelde anladığım kadarıyla sizi takip ediyorlar. Böyle 6 ayda bir eko ya da 3 ayda bir eko ile bakarak bu
kapaktaki kaçak ne kadar, kalbe ne kadar zarar veriyor, kalbi büyütüyor mu, bitmiyor mu, bunlara bakarak takip edilebilir. Bence siz ekolarınızı aksatmayın, yani takiplerinize gidin. Eğer illa da kalp kapağı çok ciddi problem var, ameliyat olacak diyorsa da yani risk durumu değerlendirerek ameliyatta olabilirsiniz. Ama anladığım kadarıyla takip edecekler sizi, öyle gözüküyor. Çok ciddi kaçak yok anladığım kadarıyla. Şimdi doktor hani ameliyat riski yok dedi. Şimdi ben de korkuyorum, bir bypass oldum. Acaba kalp kapağında sorun çıkarsa tekrar yine aynı ameliyatı mı olacağım? Yani bypass olmayacaksınız muhtemelen. Çünkü anjiyona bakacaklar. Bypass damarlarınız falan çalışıyorsa bypass olmanıza gerek kalmaz. Ama kapaktaki problem ciddiyse bazen yani olmanız gerekiyor. Gerekiyorsa olabilirsiniz. Biraz riski normale göre biraz tabii daha biraz fazla. Ama kapaktaki problem ciddiyse bu, çünkü sizin zaman içerisinde hem hayat tarzınızı bozacak hem kalbinizi bozacak. O zaman müdahale belki gerekebilir. Yani ona bakmak lazım. İşte kapaktaki problem nedir? Tam bir görmek lazım. Şimdi fazla yemek yediğim zaman o tetikler mi? Yani bir zarar verir mi? Yani tetikleme değil. Çok yemek yediğiniz zaman şikayetleriniz biraz artabilir tabii. Ya yemeği fazla yiyorum şimdi şu anda. Güzel. Yani zaten siz bir saat yol yürüyor musunuz? Aslında yani iyi. Bir saat yol yürüyebiliyorsanız o anda böyle göğüs ağrısı, nefes darlığı olmuyorsa bence çok ciddi bir probleminiz yok demektir. Yani bir saat yürüyüş çok iyi bir şey. Efendim? Bir saat yürüyebiliyorsanız ciddi probleminiz olmayabilir yani. Anladım. Bir bakmak lazım ekoların kapaktaki problemin ne olduğunu, kalpte nasıl bir hasar verdiğini, onları değerlendirmek lazım. Anladım. Peki. Çok geçmiş olsun Hasan Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun, sevgiler. Şimdi Mehmet Bey hocam 22 yaşındaymış. Bize Facebook üzerinden ulaşmış. Ailemde genetik yatkınımız olmasa da sıklaşan geçmeyen ağrılar üzerine doktora gittim ve anji olmam gerektiğini söylediler 3 ay öncesinde. Kalp krizini geçirdim çok kısa zamanda. Yaşım 22. Ailem de çok şaşırdı. Sigara da kullanmıyorum. Şu an dikkatlice bizi dinliyormuş. Genç bir yaş. Sigara evet, kullanmıyor. Çok genetik nadir gördüğümüz bir durum. Kalp krizi geçirmiş mi hakikaten acaba? Yani, kalp krizi geçirdim diyor hocam. Yaşımın gençliği ve sigara kullanmamam ailem ve çevremde çok şaşırttı diyor. Evet. Yani çok nadir görüyoruz bu tür şeyler. İşte bu kural yok. Yani ailesel olarak olmasa bile bir takım enzim problemleri, kolesterol değerlerindeki bazı problemler genetik olmadan da bazen çıkabiliyor. Bazen kalp damarları kas seyri içinde seyredebiliyor. Bu kasların ani daralmaları bazen bu tür kalp krizlerine sebep olabiliyor. Özellikle sporcularda falan gördüğümüz problemlerden bir tanesi, evet. Bu genç yaştaki sporcularda kalp damarı kas içinde seyrettiği zaman özellikle spor yapanlarda onun ani daralmaları bazen böyle tetikleyebiliyor. Yani çok evet, nadir gördüğümüz bir durum ama olabilir. Olabilir. Evet. Peki bir izleyicimiz gizli kalp hastalığı anneme kondu. Gizli kalple ilgili şu an dikkatlice bizi izliyorlar mı? Çok geçmiş olsun Emine Hanım'a. Neler söyleyebiliriz? Yani gizli kalp ya da yani gizli teşhis konulmamışsa gizli. Yani doktora gitti, tetkikleri yapıldı. İşte eforu, ekosu, gerekli sonunda anjiyosu yapıldıysa artık bu gizli değildir. Her şey açığa çıkar. Yani gizli olarak kalp krizi, belki sessiz kalp krizi geçirmiş olabilir. Hani onu belki onu kastediyor. O da zaten yani anjiyosu falan yapıldıysa, ekosu falan yapıldıysa gerekenler yapılır. Yani işte stentli, bypasslı, belki ilaç tedavisiydi. Yapılır. Yani takip edecek, doktora gidecek. Evet. Yine bir izleyicimiz geçtiğimiz haftalarda baş dönmesiyle ve kalp atışlarının hızlanmasıyla kalp krizi geçirdiğinin farkına olmamış. Ailesine söylemiş, biraz dinleneceğim odada. Ama sonrasında çocuklarını paylaşınca anne direkt yakın hastaneye götürmüşler. Kalp krizi geçirdiğinin farkına varmamış ve uzmanlar hemen acil müdahaleyle... Bayan hasta mıymış? Erkek hasta. Anjiyo yapmışlar ve daha sonrasında pil takılacakmış hocam. Kan evet. Değerleri düşükmüş. Yani olabilir. Yani kalp krizi dediğim gibi bazen
Hiç böyle baş atipik vurgular. Baş dönmesiyle eve dönüyor dinlenmek yani. Baş dönmesi şu anda tabii yani eğer şeker hastası bilmiyorum. Bazen ağrı duymazlar ve ama bu kalp kası zayıf kasıldığı için o kalp krizi esnasında ağrı duymamasıyla birlikte tansiyonu düşebilir, başı dönebilir. Ya da o anda işte ritim problemi olabilir. Kalp krizinde ritim problemleri ani böyle ciddi problemler çıkabilir. Bunu hissetmiş olabilir. Ve zaten kalp krizi geçirdiği aklına gelmemiş. Evet. Yani gelmeyebilir ama işte hem böyle baş dönmesi çarpıntı olduğu zaman da yani doktora başvurmak lazım. Özellikle belli bir yaşta ise başvurması gerekiyor. O da başvurmuş zaten. Eğer pil de takılacak ise de muhtemelen bir kalp krizi geçirmiş anladığım kadarıyla. Yani pil takılabilir. Pil çok ciddi bir problem değil. Pil takıldıktan sonra da çok rahat, konforlu hayatını sürdürebilir. Evet. Şimdi kalp ve damar hastalıklarına ilişkin önemli bilgileri sizden alıyoruz ama Avrasya Hospital olarak çok önemli kanserde ve kalp hastalıklarına ilişkin tedavi aşamasında iddialı olduğunu biliyoruz çalışmalarında. Sizin çalışmış olduğunuz bölümde ne tür işlemler daha çok ağırlıklı yapılıyor desem neler söyleyeceksiniz? Vallahi biz kalp cerrahisi olarak, ekip olarak hemen hemen bütün kalp ameliyatlarını yapıyoruz. Evet. Ağırlıklı olarak tabii bypass hastamız çok. Ama bütün kapak ameliyatlarını her türlüsünü yapabiliyoruz. Aort damarındaki genişlemeler, yırtırmalar onları yapabiliyoruz. Doğumsal kalp hastalıklarında yani bir yaşın altındakilerini pek yapmıyoruz. Yani bir yaşın üstündeki bütün doğumsal kalp hastalıkları ameliyatlarını da yapabiliyoruz. Evet. İşte varis ameliyatlarıydı, bacak bypass ameliyatlarıydı. Ekip olarak yani çok tecrübeli bir ekibiz. Yıllardan beri beraber çalışıyoruz. Her türlü ameliyatı yapıyoruz. Zaten bir aile gibi sonrasında değil mi hocam? Evet, evet. İlk aşamadan yani sonra. Biz neredeyse 20 yıldır, 30 yıldır beraber bir ekibiz yani. Hep beraber çalışıyoruz. Hastalarla da birlikte artık daha büyük bir aile olmuş oluyorsunuz. Çok büyük bir aileyiz, evet. Peki yavaş yavaş yönetmenim uyarıyor. Son 7 dakikamızmış. Evet. Böyle spontane aklınıza gelen izleyicilerimiz örnek olması adına önemli vakalar mutlaka hepsi birbirinden farklıdır evet, ama evet. Aklınıza gelen izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz örnekler varsa? Yani tabii biz çok hasta gördük. Yani binlerce, on binlerce belki bypass ameliyatı evet. falan yaptık. Çok böyle acil aldığımız hastalarımız oldu. Kalp masajıyla mesela çok kaç tane hastamız var. Masajla aldık. Onlar masaj yaparak ameliyata alıp böyle döndürdüğümüz hastalarımız oldu. Yaşattığımız hastalarımız oldu. Böyle ani tesadüfen böyle kalp krizi geçirip de hemen acil böyle anjiyodan hemen acil ameliyat aldığımız hastalarımız oldu. Evet. Genelde yani bu tür acil şeylerde başarılarımız falan oldukça iyi. Özel bir olarak çok bir aklımda olan bir şey yok ama. Hepsi birbirinden önemli vakalar ve hepsine acil şifalar dileyelim. Evet, evet. Yine Facebook üzerinden hocam 2 gün önce açık kalp ameliyatı babam oldu diye bir izleyicimiz mesajını atmış. Durumu çok iyi. Sizlere çok teşekkür ediyorlar. Endişelenecek bir durum yok. Hayata daha sağlıklı devam etmemiz için bence doktorlarımıza kulak vermek evet, gerekiyor. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorlar sizler hocam. Biz de teşekkür ederiz. Zaten onlar böyle mutlu olunca biz daha çok mutlu daha oluyoruz. Çok, evet. Peki yine yönetmenim uyarıyor son 5 diyor ama kalp kapakçığına ilişkin çok fazla sorular var hocam. Kısaca evet, kapakçık. Evet. Kalp kapakçıkları eskiden, bundan önce biz kalp cerrahisine ilk başladığımız yıllar, romatizmal kapak hastalığı Türkiye'de çok yaygındı. Şu son böyle 15-20 yıldır azaldı. Yani Avrupa'da neredeyse hemen hemen bitti. Romatizmal kapak hastalığı çok azaldı. Türkiye'de de bayağı azalmaya eğilimi var. Evet. Bu da tabii işte çocuk yaşta bu boğaz enfeksiyonuna işte antibiyotikle çabuk ulaşmaları, çok doktora gitmeleri. Bunda etken oldu. Ama sadece romatizma değil kapak hastalıkları. Bizim daha çok özellikle yaşlı hastalarımızda yaşla birlikte bu kapakçıkların kireçlenmesi ve fonksiyonunu kaybetmesi. Özellikle aort kapakta ciddi problemler, aort darlıkları ciddi problemler hala günümüzde. Özellikle son yıllarda yaşın artması ile bu kapak hastalığı oranları gittikçe artmakta. Dejeneratif kapak hastalıkları dediğimiz özellikle mitral kapakta da zaman içerisinde, yıllar içerisinde sık gördüğümüz bir problem kapak hastalıkları.
Özellikle mitral kapak hastalıklarını tamir yöntemleri son yıllarda çok gelişti. Kapağı değiştirmeden, tamir ederek, biz de onu çok sık yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar kapağı değiştirmeden tamir etmeye yönelik çabalarımız çok. Ama bazen değiştirebiliyoruz. Değiştirdiğimiz zaman da yerine ya biyolojik kapak ya da mekanik kapak takıyoruz. Yaşına ve hastanın bazı durumlarına göre değişiyor bu. Genelde yaşlı hastalarda biyolojik kapağı tercih ediyoruz. Biyolojik kapağın avantajları, işte kumadin dediğimiz kan sulandırıcı çok sık kullanmaları gerekmiyor, uzun süre kullanmaları gerekmiyor. Bunun da dezavantajı, işte 10 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde onların bozulma, tekrar ameliyat olma durumu. Ama yaşlı hastalarda genelde çok sıkıntı yaşamıyoruz, ama genç hastalara mümkün olduğu kadar biyolojik kapak takmıyoruz. Bazı özel durumlar olabiliyor. Doğum yapması gerekebiliyor ya da işte kan sulandırıcı ilaç kullanmaması gerekiyor. Bu tür durumlarda bazen takabiliyoruz. Ama sonuç itibariyle genelde bunlar da çok başarıyla yapılıyor. Dünyada da, Türkiye'de de çok başarıyla yaptığımız ameliyatlar. Genelde sonuçlarımız bunlar da çok eskisi gibi risk oranları yüksek değil, çok düşük. %1'lerde, %2'lerde ameliyatlarla çok rahat yapıyoruz. Peki yine sorulan sorulara ortak cevap olursa hocam, süre olarak ne kadar sürüyor ameliyatlar, artı maliyetli mi diye soran izleyicilerimize? Yani süre olarak bir bypass ameliyatı yani ortalama 3 saat falan. Bir kapak ameliyatı yaklaşık o civarlarda. Ortalama yani 2 saat, 3 saat, bazen 4 saat hastalığın tabii yapılan bypass'ın sayısına göre, hastanın durumuna göre değişebiliyor. İlave hastalık olup olmadığına göre değişebiliyor. Ama genelde çok uzun değil. Çok da kısa da değil. 2-3 saat ortalama diyebiliriz. Maliyet, zaten hastalarımızın çoğunluğu SGK'lı. SGK'nın belli bir ödediği fiyat var. Biz zaten normalde ücret talep etmiyoruz. Nasıl SGK'lı ise bedava bypass'ına ameliyatın olabiliyor. O yüzden bize gelen mesaj ve telefonlara ortak cevap olsun. Bazı hasta adayları ihmal edebiliyor. Çok maliyet çıkabilir. Yok, ücretlidir yok diye bilinçlendirmek adına da gelen mesajlar adına ben sizler için hocama sormuş oldum. Yani hem koroner anjiyografisi hem evet, bypass ameliyatını devlet karşılıyor hepsini. Evet. Devlet karşıladığı için de aman ihmal etmesinler. Çok maliyetli diye birçok kişi beklemeye alabilir sağlığını. Evet. Peki hocam, son olarak toparlayacak olursak, kalp krizinden, kalp hastalığına yakalanmamak için nasıl korunacağız? Hangi belirtileri kendimizde hissediyorsak sizlere başvuracağız? Şimdi tabii genetik faktörleri bizim elimizde olan bir şey değil. Evet. Ama bazen bizim de bu işi, bu hastalığı önleyebilmek için yapmamız gereken şeyler var. Bu hastalığın en büyük sebeplerden bir tanesi işte kolesterol yüksekliği, evet, şeker hastalığı, sigara. Bu üç tane faktör. Tabii hareketsiz yaşam, obezite, stresli yaşam, bunlar da faktörlerden. Biz tabii bunları ne yapabiliriz? Bir kısmını engelleyebiliriz. Sigara içmeyerek, düzenli spor yaparak, kilo almayarak, işte şeker hastalığından uzak tutarak. Zaten sporu yapıp kilo almazsak zaten şeker hastalığından oldukça uzaklaşabiliyoruz, kurtarabiliyoruz kendimizi. Bunları yaparak mümkün olduğu kadar en azından bize düşen görevleri yapmak lazım. Yani genetik faktörler olsa bile bunları yaptığımız zaman en azından kalp krizi riskini azaltabiliyoruz. Ya da ileri yaşlara doğru uzatabiliyoruz. Ama sigara içtiğimiz zaman maalesef bu çok önlere doğru geliyor. Şekere erken yaşta yakalanırsak, dikkat etmezsek, işte kilomuza, diyetimize, sporumuza dikkat etmezsek, onlar da ileri öne doğru çekiliyor ve maalesef daha genç yaşta kalp krizleri ortaya çıkıyor. Sigara her yaşamın alanında, hastalığın başında. Çok büyük felaket. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bugün sizi Amres Hospital Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olarak ağırladık. Doçent Doktor Ali Rıza Cenan, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kalp sağlığına ilişkin çok önemli bilgileri izleyicilerimizle birlikte öğrendik. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Önce Sağlık programı sonuna geldik. Yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarımız, sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saat sizlerin karşısında kalp sağlığına ilişkin çok önemli bilgileri Doçent Doktor Ali Rıza Cenal'dan öğrendik. Haftaya pazartesi tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.
Avrasya Hospital Şifa Kapısı'nın katkılarıyla hazırlanan Önce Sağlık sona erdi.